Hadi oğlum bundan da hasret kaldım böyle şeylere. Yine ipliğe döndün baksana. Amca biz bugün annemle hayatı ziyarete gideceğiz. Hastaneye uğradıktan sonra şirkete geleceğim. Şu hesaplarla ilgili incelemem gereken dosyaları bir hazırlatırsan sevinirim. Acele ne evladım? Biraz dinlenseydin. Ben içeride fazlasıyla dinlendim amca. Babamın mirasını daha fazla başıboş bırakmanın bir anlamı yok. Ana hadi çıkalım mı? Yönetim kurulu toplantısı kaçta Yusuf? Birde. O halde acele edelim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Onca zaman bunlara katlandığımızla kaldık. Gördün mü vakkas? Türkan lütfen söylenmeyi bırak. Sinirlerim zaten tepemde. Aa, sinirleri tepesindeymiş. Ha, bu köylüleri bizim tepemize kim çıkardı? Hani ne olacak şimdi? Ne yapacağız söyler misin? Anneciğim. Ya sakin olun birazcık. Siz oğlunuza birazcık güvensenize. Bırakalım Berat Bey oyununu oynasın. Elbet hamle sırası bana da gelecek. Senin zamana ihtiyacın var Zeliha. Berat'ın aklı başına gelecektir, bundan eminim. Ben gözümü açtım, Berat'ı gördüm Pelin. Bir tek onu sevdim, yıllarca. Umut ettim, bekledim. Onun için babamı bile karşıma aldım, düşün. Ama o... Asıl o bu sevgiye ihanet etti. Benden kuşkulanmasını, hele hele Deniz'e yaptıklarını asla affedemem. Bitmiştir. Peki Deniz ne düşünüyor bu konuda? Ne düşünsün zavallı? Benim yüzümden başına onca şey geldi. Hala üzülme Zeliha, barışırsınız diyor. Hala. Tamam Zeliha, üzülme. Geçer bu da. Kızlar için bir şeyler alacağım. Bu gece de bizde mi kalacak o kız? Semra, gönderin gitsin dedim. Duymadın mı beni? Ah, saçmalama Tarık, sokağa mı atalım kızı? Bizim ev sığınma evimiz Semra. Yerseniz yiyin. O kız evde olduğu sürece ben yok. Ah, ne demek istiyorsun sen Tarık? Ya daha dün abisi karşıma geçip kızınla evleneceğiz dedi. O haddini bilmezin kız kardeşi bugün evimde. E sen razıysan eyvallah. Oturun beraber. Ben yok. Bu Siraj da çok kendi başına buyruk iş yapmaya başladı. Zeliha'ya haber edin gelsin. Ondan konuşacağım. Zeliha ondan güç alıyor zaten dede. Millet ne sorar ne der hiç umrunda değil ki. Siraj abesi arkasında nasıl olsa. Sen de hiç mi bir şey söylemedin? İki çift laf edemedin mi kız ne kudret? Bize laf mı düşüyor amca? Abi kardeş beraber iş yapıyorlar. İsmail, bu Berat işi için bir şey söylemedi mi? Nuh diyor, peygamber demiyor amca. Olmaz dedi, kestirdi attı.
Bunların derdinden bize sıra mı gelir ki konuşalım, anlaşalım? Al işte. Daha boğazından iki lokma geçmeden bunların derdinin peşine koştu baba. Bak zaten içim yanıyor Kudret abla. Beni deli etme. Beni mecbur etme. Mecbur olsan ne olacak ha? Kapıcın evde otur. Allah'ına da dua et. Yiyecek bir lokma ekmek buluyorsun. Sen de hayat denen o kızın da... Murat ana! Yetmedi mi hayatın çektiler ha? Bırak artık. Vah vah. Avukatlık etmek sana mı düştü Malik efendi? Bana bak ulan, sen adam olmayacaksın. Ağzını burnunu kırdırtma bana gene. Kırsan ne olacak lan? Ha? Kırsan ne olacak? Şirine gelince sesin solun çıkmıyor. Ne diyorsun lan sen? Yalan mı lan? Ha? Yalan mı? Ulan namus namus dediniz. Hayatımızı zindana çevirdiniz be. Hayata gelince namus, şirine gelince hiçbir şey yok değil mi? Adamına göre mi oluyor bu namus Kudret Hanım? Sen benim çocuklarımdan uzak dur. Ana! Ana!